verdi 4 yıl sonra ilk defa ve Amaney Tahran'daki Cuma hutbesine kanas olarak bilinen Dragunov SVD keskin nişancı tüfeğiyle çıktı. Hutbe sırasında sık sık silahın namlusunu tutarak konuştu. İran'ın başkenti Tahran'da. Binlerce kişi dini lider Hamaney'in 4 yıllardan sonra ilk kez vereceği Cuma hutbesini dinlemek için toplandı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi ve İran'ın İsrail'e yüzlerce füzeyle misilleme yapması ertesinde. ilk kez konuşan Hamaney'in verdiği mesajlar dikkatle dinlendi. 85 yaşındaki dini lider kürsüye Türkiye'de kanas olarak bilinen keskin nişancı tüfeği ile çıktı. Hamaney bir 1.50 silahın nablusunda İsrail'e gözdağı verdi. 1 Ekim gecesi İsrail'e yüzlerce füzeyle yaptıkları saldırı için silahlı kuvvetlerimizin eylemi işgalci Siyonist rejime karşı verebileceğimiz en hafif cezaydı dedi. Merak et, Gerekirse İsrail'i tekrar vurmaktan çekinmeyeceklerinin altını çizdi. Her ülkenin kendisini saldırganlara karşı meşru müdafaa hakkı vardır diyen Hamaney, Hamas'ın 7 Ekim saldırısının, Hizbullah'ın Lübnan'daki direnişinin ve İran'ın İsrail'e füze saldırısının bu çerçevede uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguladı. Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri ve batılı ülkelerin İsrail'e destek vermelerinin sebebinin ise bölgedeki doğal kaynakların kontrolünü ele geçirmek olduğunu söyledi. Müslüman ülkeleri birlik olmaya çağırdı. Aksi takdirde Sıran'ın onlara geleceği uyarısı yaptı. Ben lazım az, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da Hamaney'in hutbesiyle uyumlu bir şekilde İsrail'in bölgedeki saldırıları karşısında güvenlik endişesi yaşayan ülkelerin harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Hamaney ve Pezeşkiya'nın ifadeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç gün önce yaptığı İsrail Lübnan'dan sonra vatan topraklarımıza gözünü dikecek sözünü hatırlattı. Kutbe öncesi Beyrut'ta İsrail'in saldırısında ölen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah için dua okunurken Hamaney'in de gözyaşlarını tutamadığı görüldü. O, Öte yandan Hizbullah kaynakları Nasrallah'ın İsrail'in naaşını kaçırabileceği endişesiyle gizli bir yere geçici olarak defnedildiğini koşullar uygun olduğunda kendisi için cenaze töreni yapılacağını bildirdi. Bu izzet ve...